Manşete hoş geldiniz. Seçim ilk turda bitmeli. Neden? Çünkü iki adayla gidilirse bu seçime, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'la gidilirse, bir üçüncü aday olmazsa ilk turda bitiyor. İkinci tur olmuyor matematik olarak. Çünkü iki adaylı gidilen seçimde geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan Cumhurbaşkanı seçiliyor. Geçersiz oylar veya işte yanlışlıkla başka bir yere basılan mühür ya da işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı pusulasında 3. veya 4. sırada başka adaylar varsa ve onlar da seçimden çekilmişse onlara basılan oylar hayır sayılmıyor. Yani diyelim ki Sinan Oğan, ona bastı insanlar, seçmenler Sinan Oğan yarıştan çekildiğini veya seçimden çekildiğini açıkladı. İşte ona basılan oy geçersiz sayılıyor. Haliyle geçerli oylar arasında yarıdan bir fazlasını alan Cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani iki adayla seçime gidilirse ikinci tur matematik olarak ortadan kalkıyor. İmkanı yok yani. Şimdi böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı adayları meselesi de henüz netleşmiş değil. Milletvekili adayları da netleşmiş değil. Zaten önümüzdeki hafta yoğun bir biçimde, hatta bugünden de başlayarak milletvekili adaylığı pazarlığını göreceksiniz. 9 Nisan'da listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilene kadar bu kavga devam edecek. Neden olmasın ki, iktidar seçim sistemini değiştirdi ve yeni seçim sistemiyle bu seçime gidilecek. Bu seçim sistemi de, yani eski seçim sistemi muhalefete yarıyor diye yaptılar bunu. Fakat öyle bir durum ortaya çıktı ki il barajları falan koydular. Tamam, ittifak çatısı altında seçime giren partilerin artık baraj sorunu, ülke barajı %7 sorunu kalmadı. Ama nasıl illerden milletvekili çıkaracaklar? Örneğin bir ilde 4 milletvekili varsa il barajı %25. Bir ilde 8 milletvekili varsa il barajı 12,5. 10 milletvekili varsa il barajı %10. Bunu alması gerekecek filan. Zor bir durum ve bu durum esasen partileri tek listeden seçime gitmeye zorluyor. Yani bir pazarlık yapılacak. Partilerin güçlü olduğu yerlerde Başat Parti, işte Cumhur İttifakı'nda AKP, Millet İttifakı'nda CHP veya İyi Parti listesinden seçime girecek diğer partiler. Başka türlü genel başkanların bile aday oldukları kendi vilayetlerinde, kendi illerinde seçilmesi mümkün görülmüyor. Bu kavgayı yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde zor bir denklem. Muharrem İnce konusu, Muharrem İnce sayfası kapanmadı. Pancar gibi bir suratla Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Yorum benim değil, çokça paylaşıldığı için söylüyorum. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz derken Kemal Kılıçdaroğlu döne döne vuruşacağız dedi. Muharrem İnce kendisine yönelik ilgiden memnun, egosu şişkin bir siyasetçi. Görevli olup olmadığını bilmiyoruz. İleride ortaya çıkar ama şu anda bir önemi yok. İşte makamında kabul etmiş. Kılıçdaroğlu'nun esasen Muharrem İnce'yi ziyaret etmesi bile tek başına bir olgunluk. Onu devreden çıkarma girişimi. Şimdi iki ihtimal var. Bir, biz Muharrem İnce ile görüştük, görevimizi yerine getirdik. Bundan sonra da onu yok sayacağız. Seçmen de bu konuda dikkatli ve şuurlu davransın ve ona göre de tercihini yapsın. Artık yok saysın ve Muharrem İnce gündemden düşsün. CHP'nin böyle bir stratejisi olabilir. Bir diğer strateji de bir anlaşma olabilir, birkaç koltuk karşılığında. Açıkçası Muharrem İnce'nin sonraki açıklamaları, görüşmeden sonraki açıklamaları, CHP'den yapılan açıklamalar da son derece itidalli ve sakin. Taraflar belli ki bir şey dönmüş içeride ve muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu kendi ortaklarına danışacak konuyu ve halen bir pazarlık kapısı, halen bir anlaşma kapısı açık gibi görülüyor. Ben bunu CHP'li sözcülerin ve Muharrem İnce'nin açıklamalarında yakaladım. Var böyle bir şey. Bir daha görüşüp görüşmeyeceklerine dair detay vermiyorlar ama içeride bir pazarlık döndü. Bir saat görüşme söz konusu. İçeride bir pazarlık döndü ve bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarına götürdü muhakkak. Fakat olup olmayacağını göreceğiz. Olmayabileceği yönündeki ihtimaller daha da baskın. Neden olmasın ki? Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeden sonra attığı tweette Halil İbrahim sofrası vurgusunun altını bir kere daha çizmiş. Neden bu vurgunun altını çiziyor? Çünkü İnce görüşmesinde söyledi ya, takip eden satırda da kibirlenmeyeceğiz diyor. O kibirlenmeyeceğiz sözüyle de işte üstü kapalı gene Muharrem İnce'ye bir gönderme yapıyor. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarına götürecek Muharrem İnce'den gelen teklifi. Ona göre bir cevap verilecek. Bu cevabın olumsuz olma olasılığı yüksek. Fakat böyle bir ihtimali var mı? Evet, var. Siyasette bazen 24 saat çok uzun bir süre, bazen de çok kısa bir süre, bilemiyoruz. Erdoğan katıldığı ATV A Haber yayınında Muharrem İnce'yi hedef aldı. İşte Muharrem İnce Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan bu ülkeye hizmetkar olmaktan başka ne yaptı falan. Erdoğan Muharrem İnce'yi hedef tahtasına oturtarak onu sahada oyuncu olmaya zorluyor. Muharrem İnce de ona cevap vermiş bilmem ne falan. Muharrem İnce böyle şeylerden, yani egosu şişkin adamlar muhatap alınmaktan, bu şekilde polemiklerle hayatiyetini sürdürmekten hoşlanırlar. Erdoğan da ona bu primi veriyor. Ve son derece ihtiyacı var. Yani bir üçüncü aday olarak, o pusulada üçüncü bir isim olarak seçimler ikinci tura kalsın diye, kendisi 50+1 alamadığı için seçimler üçüncü tura kalsın diye Muharrem İnce'ye orada ihtiyacı var. Muharrem İnce bu olayı göremiyor olamaz ama o kadar egosu şişkin ve o kadar karnı şiş ki 2018'den bu tarafa artık. Bundan sonra zaten çok fazla konuşmayacağız galiba. Erdoğan, Meral Hanım beni kendinle uğraştırma diyerek Meral Akşener'e de sataştı. Meral Akşener de gider ayarak seni çok gergin gördüm, akşamları papatya çayı iç diye cevap verdi. Burada da gene Erdoğan'ın planlı ve bilinçli bir biçimde Millet İttifakı'nda Akşener'e oynadığı görülüyor. Yani bu polemikte de o görülüyor. Hala Erdoğan İyi Parti'de bir zayıf damar görüyor ve oradan vurmaya çalışıyor. CHP'ye şuna buna yapacağı bir şey yok. Dolayısıyla bu iki unsurla yürüyor yani. Muharrem İnce ve Akşener. O arada başta da söyledim. Cumhur İttifakı içerisinde Devlet Bahçeli kendi seçim bölgesinde bile seçilmesi riske girmiş bir lider. Gitmedi yani, gidemedi Osmaniye'ye. Kaç gün depremden sonra. Bir sıkıntı var. Yani muhakkak görüşüldü. AKP listesinde girelim belli yerlerde falan diye. Fakat hem Devlet Bahçeli hem de Mustafa Destici biz bütün vilayetlerde kendi partimizle gireceğiz dediler. Devlet Bahçeli'nin bu tweet'i içeride bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ve bu sıkıntı da işte esasen şeyle alakalı. Tamamen seçim yasasıyla alakalı. Bir anlamda muhalefet yüksek sayıda milletvekili çıkarmasın, mecliste üstünlüğü kaptırmayalım derken kendi yasalarıyla kendilerini hançerlemiş gibi bir durum var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması, buna tevessül etmesi falan gibi kelimeler, tevessül kelimesi filan son derece dikkat çekici. Orada Doğu Perinçek de gider ayak iktidara salladı ve ittifak talebinin reddedildiğini söyledi. Cumhur İttifakı talebinin reddedildi. Cumhur İttifakı'na girelim talebinin reddedildiğini söyledi ve Vatan Partisi'ni değil Hüdapar'ı tercih ettiler dedi. Bu da kayda geçsin. Kaç tane oy var ayrı bir konu ama. Çokça konuşuluyor seçim sonrası senaryolar. Orhan Kemal Cengiz, bence herkes kendine sormalı, iktidarın seçimi kaybettikten kısa süre sonra geri dönmeyi başarıp başaramayacağı. Şimdi bu 7 Haziran 2015'te olmuştu ama 7 Haziran 2015'teki koşullar şu anda yok. Artık 8 sene geçti ve o günkü koşullar, yani Türkiye'yi şiddet sarmalına mahkum etme, parlamentoyu askıya alma ve o aradaki 5 ayda ölen insanlar, patlayan bombalar, konuşan silahlar, neyse halkı korkuttu ve halk %40'a düşürdü AKP'yi, tekrar 1 Kasım'da %50'ye taşıdı. Benzer bir durum olur mu? Buna imkan ve ihtimal vermiyorum. Seçimi şimdiden kaybetti Tayyip Erdoğan. 10 kere seçim yapılsa, 20 kere seçim yapılsa kaybediyor. Ve iktidarın 3 ay sonra, 5 ay sonra yeni bir sandık, AKP'nin, Erdoğan'ın o dağılmışlık içerisinde yeni bir sandık koyup bunu başarması mümkün değil. Ha diyebilirsiniz ki ekonomi çökecek zaten, dolar fırlayacak, enflasyon ortada, AKP bunu kendi lehine çevirebilir falan. Ben AKP'nin enkazın altında kalacağını düşünüyorum. İktidarı kaybetmek istemeyecekler, bırakmak istemeyecekler. Tıpkı 2015'te olduğu gibi, tıpkı 2019 İstanbul'da olduğu gibi ve bırakmamak için her şeyi yapacak. Otokrat liderlerin sandıkta kazanmak için her şeyi yaptıktan sonra, her türlü manipülasyonu yaptıktan sonra, sandık sonuçları aleyhine olduğunda da bırakmama gibi bir eğilimi var. Akla gelen en yakın ve en meşhur örnek Trump. 4 yıllık, dikkatinizi çekerim, 20 yıllık değil, 4 yıllık başkanlık döneminin ardından kaybetmeyi içine sindiremedi. Her yerde sonuçlara itiraz etti, şu oldu bu oldu. Baktı ki artık yaklaşıyor. Yani 20 Ocak'ta 2021 yılından bahsediyorum. koltuğu devredecek. Beyaz Saray'ı devredecek Joe Biden'a. Ve 6 Ocak'ta kongre baskını. Bu tezgahlandı. Bu Trump bunu organize etti, teşvik etti ve bir anlamda Washington'da darbe yapmaya çalıştı. Çok net, görüntülerle net. Her ne kadar komplocular şunlar bunlar arkasında şu vardı bu vardı dese de canlı yaşadık o olayları. Atılan mesajları, çekilen görüntüleri, çekilen videoları biliyorum. Velev ki Trump organize etmedi, bu işi geri çevirmek veya bu işi durdurmak adına herhangi bir şey yaptı mı? Sürekli tweet atan bir adamdı. Ve bilakis attığı tweetlerle olayları körükledi yani. Anlatmasınlar, eş zamanlı olaylara tanıklık ettik. Son derece kritik zamanlardı. Ve Trump bırakmamak için her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı ama çare yoktu. Amerika'daki, yani düşünün, Amerika gibi yerleşmiş bir sistemde bile Trump bırakmamak için her şeyi yaptı. O açıdan buna çok fazla imkan ve ihtimal vermiyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetleri önemsiyorum. Seçim 1. turda bitebilir, göreceksiniz bitecek diyor. Bunu önemsiyorum ki zaten İstanbul İl Başkanlığı'nda bir koordinasyon toplantısı yapmış. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi bu işi bitirmek istiyor Akşener ve Canan Kaftancıoğlu ve zaten Canan Kaftancıoğlu'na iktidarın takık olmasının bir nedeni de bu. Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter, kesin bilgi yayabilirsiniz demiş. Ben Canan Kaftancıoğlu'nun sadece İstanbul değil ki, İstanbul'u tutmak zaten önemli. Daha önce olduğu gibi bütün vilayette de, bütün Türkiye satına yayılmış vilayetlerde ve seçim çevrelerinde de görüş ve önerileriyle etkili olacağını düşünüyorum. İstanbul neden alındı o zaman? İstanbul şöyle alındı. Özellikle 1. turda bütün sandıklar tutulduktan sonra ve Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra, sandık devrildikten sonra 2. turda özellikle pek çok gönüllü İstanbul'a geldi. Avukatlar, gönüllüler, gönüllü müşahitler ve 1. tur, yani ilk seçimden daha yoğun bir kontrolle, çünkü partilerin Türkiye genelindeki işi de bitmiş. Sadece İstanbul kalmış. Bütün Türkiye İstanbul'a yüklendi, abandı. Avukatlar ordusuyla, gönüllüler ordusuyla ve açık farkla Ekrem İmamoğlu 2. turda da diyeyim ipi gösterdi. Bu tecrübenin son derece önemi var ve bu tecrübe yabana atılmamalı. Bırakmak istemeyecekle devam edelim. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir yayında konuşmuş ve diyor ki, seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese, seçim gecesi de eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz. Yani seçime kadar sokağa davet bir karışıklık hesaplanıyor, planlanmış olabilir. Sakın buna bel bağlamayın. Seçim gecesi de eve girmeyin. Seçim gecesi de sandıkları tutun, seçim gecesi teyakkuzda olun vesaire. Hatırlayın, bu sözler gerek tweet olarak da gerekse kendi videolarındaki cümleleriyle Sedat Peker tarafından ifade edilmişti. Avukatının da ondan bağımsız böyle bir cümle söyleyebileceğini zannetmiyorum ve muhtemelen bu mesaj Sedat Peker'in mesajı. Seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese, seçim gecesi de eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz. Bu lafların avukatı eliyle Sedat Peker'in lafları olduğunu düşünüyorum. Son derece önemli laflar. Eren Keskin paylaşmış, avukat, deneyimli bir hukukçu. Şunu söylerim ama ispatlayamam. Derin devlet, Ergenekon, ne ad verirseniz verin, iki ittifakı da kontrol edip yönetiyor. Siyaset zor bu coğrafyada demiş. Katılmamak elde değil ama tek başına buna da vermemek gerekiyor. Egolar, hesaplar, koltuk hesapları, şahsi menfaatler bu tür seçimlerde de maalesef devreye giriyor. Tabii bunları yöneten veya yönetmeye çalışan, etki etmeye çalışan insanları da ayrıca hesaba katalım. Yani o zaafları kullanarak yürüyenleri. Asuman Aranca T24'te paylaşmış. Yüksek yargıda bir maaş ve makam kavgası olduğunu ve Yargıtay Danıştay üyeleri kendi aralarındaki mesajlaşma programlarında konuşuyorlarmış efendim. Bizler de üye seçilme yeterliliği olan kişileriz. Torpilimiz yok diye üye seçilemediğimiz için aynı emsalde olduğumuz üyelerle aramızda hem çalışırken hem de emeklilikte ciddi bir maaş farkı var. Düzenlemede bize reva görülen 85 lira 3-5 çay parası. Evet, yargıda da bir vozurdama hali var. Dolayısıyla hani yargının verdiği kararlarda iktidarı dinleyip dinlememesi biraz da cukkalanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Evet. En son Euronews'un şu grafiğiyle kapatalım. Avrupa Birliği'ne ilk kez iltica başvurusu yapan ülkeleri listelemiş Euronews. Görüyorsunuz 4. sırada Türkiye var. Suriye, Afganistan, Venezuela'dan sonra 4. sırada ve yaklaşık 50.000 kişiyle 2022 rakamı, daha 2023 rakamı elbette içinde yaşıyoruz, çıkmadı. Bu korkunç bir rakam. İşte ondan dolayı Türkiye vatandaşları vizeli pasaportlarla, oturum kartlarıyla falan bile seyahat etmekte güçlük çekiyorlar. Ve türlü aramalara, türlü sorgulamalara, özellikle gümrüklerde, işte pasaport kontrollerde maruz kalıyorlar. Böyle bir noktaya geldi. Bu noktanın geriye çevrilmesi, Türk pasaportunun eski hüviyetine, hatta daha kıymetli bir hüviyete kavuşması herkesin elinde. Herkesin elinde. Bu elbette sadece devlete değil, vatandaşlara da düşen bir sorumluluk. Eğer bu seçimde bu durum tersine çevrilemezse, bundan sonra çok daha beter bu AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapan ülkeler içerisinde Türkiye ilk sıraya fırlayacaktır. Suriye'yi, Afganistan'ı bile geçecektir. Son derece önemli ve bana göre son haftaların en önemli grafiklerinden biriydi bu. Seçim ilk turda bitmeli yayınını böylelikle noktalıyoruz. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ne olur ihmal etmeyin. Kritik günlerden geçiyoruz. Türkiye belki de en sakin 40-42 gününe giriyor. Ondan sonra bakalım ne olacak? Çok daha hareketli olacak. Seçimlerde ne çıkarsa çıksın 14 Mayıs'tan sonra çok daha hareketli, çok daha karmaşık bir sürece gireceğiz. Adına ne derseniz deyin, kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Türkiye'nin en sakin günlerinin şu önümüzdeki 40-45 gün olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın.